Merhaba arkadaşlar Siemens NX ile birlikte Kem kısmında iki buçuk eksende eğitimimize devam ediyoruz. Şimdi e, create operation kısmına tıklarsak göreceğimiz komut clean up corners yani adından da anlaşılacağı gibi işte kaba bir işlem yaptınız veya bir önceki operasyonda e, kenarlarda e, işlenmesi gereken e, küçük çapta kaldırılması gereken malzemeler var. Bununla ilgili e, operasyonları yapmak, buralara son şeklini vermek amacıyla kullanabileceğiniz bir e, kısım diyelim. Şimdi cancel dedim arkadaşlar, application kısmından modelin kısmına geldim, şuradan sketch kısmına tıkladım, şu face'imi seçtim, ok dedim arkadaşlar ve burada şu şekilde bir ee, dikdörtgen çizeceğim arkadaşlar. Çok önemli değil boyutlarım. Buradan çıktım, daha sonra extrude kısmına geldim, bunu seçtim arkadaşlar ve bir miktar alt kısma doğru gittim, infrared kısmı seçili apply dedim, cancel dedim. Daha sonra da blend komutuyla şu köşelere 5'lik radyüsler atacağım. Buraları yuvarlatacağım arkadaşlar. Şu edge'imi de seçtim. Geldim diğer tarafa bu edge'i seçtim. Ve son olarak bu edge'imi de seçtim arkadaşlar. Apply dedim. İşlemi tamamladım. Şimdi 5'likten daha büyük bir takımla ana boşaltma işlemlerini ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Application kısmına geldim, Manufacturing kısmına geldim. İlk olarak Create Operation diyorum ve Floor and Wall kısmını seçip bir kaba işlem yapacağım. Burak kısmı tıkladık, buradan geldik, Workpiece'imizi seçtik arkadaşlar. Ee, bu kısımda neyi tanımlamam gerekiyor? Cut floor. Cut floor kısmını ne? Bu kısım ve bu kısım. ikisini seçtim. Ee, Okey dedim arkadaşlar. Ve e, burada otomatik walls kısmına tıkladığımda bakın duvar kısımlarını otomatik algıladığını görüyoruz. Birinci takımla bunu bir işleyelim birinci takımla işleyelim metodumuz kaba olsun arkadaşlar bu kısımlarda herhangi bir ayarlama yapacak mıyız zikzak gidip gelsin mesela bu gibi ayarlamaları yaptıktan sonra şuradan tool accessımızı da kontrol edelim zedmation access olarak bunu ayarladık ve daha sonra şuradan takım yollarını çıkartmak üzere tıkladık bu şekilde baktığımızda tekrar buradan şu şekilde cancel diyelim şuraya geçelim arkadaşlar çift tıklayalım ee, ve buradan verify kısmına gelelim. E, ee, 3D Dynamic'te oynatmaya başlayalım arkadaşlar. Tabi kesme, pason vesaire gibi ayarları yapabilmeniz mümkün. Biz bu kısımda ne yapıyoruz? Ee, şuradan durduralım, hızlandıralım ve parçamızın nihai haline bakalım arkadaşlar. Evet aldık. En sonunda boşaltmamızı yaptı, bıraktı. Şimdi analiz kısmına tıkladığımızda burada şu kısımlara tıkladığımızda özellikle H'lere 10'da 3 şu kısma tıkladığımızda 10'da 2 yine 3 seviyelerinde Tavaş kaldığını görüyoruz Buralarda ikinci bir operasyonda temizlik işlemi yapacağız Bunun için ne yapacağız arkadaşlar Bakın şu kısımları da kapattık Burada Gelelim create operation kısmına geleceğiz ama ilk önce bir takım oluşturalım daha küçük bir takım create tool dedim. E, mil 2 olarak bunu isimlendiriyorum. Enter'a bastım. Radius'umuz kaçtı 5'ti 3'lük bir takım yapalım. radius rahat bir şekilde alabilecek. Okey dedim arkadaşlar. Bu tanımlamayı yaptıktan sonra create operation dedim. Ne yapacağım arkadaşlar? Clean up corners yapacağım. Clean up corners kısmına tıkladım. Apply dedim. E, burada e, work piece'i seçiyorum. E, aynı zamanda e, Specify Part Boundaries kısmında üst kısmı seçiyorum arkadaşlar. E, bakın bu şekilde seçimimizi yaptık. E, Okey dedik. Daha sonra e, Floor kısmını seçeceğiz. Floor kısmımız neresi? Floor kısmımız burası. Okey dedik arkadaşlar. Tool olarak ikinci takımımı seçeceğim aynı zamanda tool access z motion metodum e, finish olacak bundan sonra. Bu gibi ayarlamaları yaptıktan sonra arkadaşlar yörüngeyi e, hesaplattık ve buradan verify kısmına geliyorum bir miktar şöyle yapalım oynatalım arkadaşlar tekrar operasyonlarımızı yapıyor dışa doğru genişledi finish işlemiyle ve dıştaki bakın şu kısımlardaki edge'lerdeki temizlemeyi de yaptı operasyonu tamamladı analiz kısmına bastığımızda artık gelip buralara tıklarsak bakın %2'lere istersek daha hassasla tabii finish yapabiliriz %2'lere edge'lerde gerekli temizlemenin yapıldığını görüyoruz bu gibi operasyonlarda kenarlarda malzemeniz vesaire kaldıysa bir Geniş operasyonunu yapmak amacıyla kullanabileceğiniz bir komut olarak bunu da göstermiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.